Hocam siz ne dersiniz? Bu özgürlükler, plajlarımı geri verin tartışmasına, bir yandan normalleşme adımlarına, bir yandan da acaba bu normalleşme daha büyük bir atağı geri getirir mi noktasında sizin görüşünüz ne? Galiba en iyi sen ifade ettin. Çok karman çorman bir durum yaşayacağız tüm dünya açısından bakarsak. Aslında bu kriz bize bir kere daha gösterdi ki, bütün televizyonlarda bunu, haberlerde izledik. Tüm dünyada insanlar aslında birbirlerine benziyorlar. Herkes ve bu arada Türkiye'de bizler de başkalarından farklı olduğumuzu düşünüp söyleriz zaman zaman. Fakat şimdi bu krizde bakıyorum, aşağı yukarı her ülkede benzer tipolojide insanlar var. İşte bilimi önceleyenler var, bilimsel görüşleri söyleyenler var. Diğer tarafta bütün ricalara, arzulara, hatta zaman zaman yasaklamalara rağmen sokaklara çıkan, hiçbir şeyi düşünmeyen insanlar var. Şimdi işte plajlarımızı geri verin gösterileri dün bu sabah izledim bir videoda. Brezilya'da Bolsonaro Cumhurbaşkanlığı köşküne gelen gösteri yapan insanlara destek vermek için köşkün önüne çıkıyor, gösteriye katılıyor. İşte bize kimse bastıramaz, dışarıdan baskı yapamaz, istediğimiz gibi davranırız vesaire gibi. Yani bir garip bir dünyada ve garip bir dönemden geçiyoruz açıkçası. Bu kadar 20. yüzyılı bitirdik, 21. yüzyılın ilk çeyreğini neredeyse bitirdik. Hala söyleneni, bilimsel veriyi, herkesin gözü önünde olan biteni şüpheyle karşılayan, bunun arkasında bir iş var, bunun arkasında işte büyük güçler var, yok X devleti var, Y devleti var diyen bir grup insan var ve bütün ülkelerde var. Yine doğaüstü bir takım inançlara sahip olup bunlar üzerinden sonuç çıkartmaya çalışanlar var. Şimdi hani benim açımdan, benim durduğum yerden bakınca, aslında programın başında izledim, Bülent çok güzel ve doğru söyler söyledi. Benim durduğum yerden bakınca en tehlikeli süreçlerden birisine giriyoruz, girdik şu anda. Çünkü bütün böyle kriz durumlarının en tehlikeli noktası tam krizden çıkma noktasıdır. Doğru. Çünkü insanlar büyük bir gayretle, hevesle, bazen baskıyla ama sonuç itibariyle uzunca bir süre bir takım tedbirlere katılırlar, destek verirler ya da boyun eğerler. Onların değiştirilmesi, dönüştürülmesi noktasında her şey bitti hissiyatı çok hızlı uyanır. Yani çok çok geniş bir toplumsal taban bulur bu. Her şey bitti, normale döndü, bir anda düzeldi hissiyatı. O yüzden de hiç beklemediğiniz insanların beklemediğiniz şeyler yaptığını görürsünüz. O nedenle hakikaten çok tehlikeli ve gerçekten çok dikkat etmemiz gereken bir döneme giriyoruz. Bilim kurulu üyeleri Türkiye'de sık sık söylüyorlardı, önümüzdeki iki haftaya dikkat edelim, aman önümüzdeki iki haftaya dikkat edelim. O iki hafta sanki hiç bitmeyen bir iki hafta gibi sürekli kendini tekrarlıyor ama şu anda da önümüzdeki iki haftaya dikkat edelim. Bu sefer ben söyleyeyim. Okuduğum bir takım analizler ve matematiksel, istatistiki grafikler oluşturulan eğriler bize gösteriyor ki 17-20 Mayıs gibi bu Türkiye'de en alt düzeyine düşecek eğer bugünkü önlemleri bozmazsak, yıkırmazsak. O tarihte tabii ortadan kalkacak, bitecek anlamında söylemiyorum. Ama çok alt düzey edecek, çok rahat kontrol edilebilir bir noktada olacak. Ve o zaman biraz daha rahat normalleşebileceğiz. Ekonomiyi vesaireyi daha rahat açacağız. Ama hakikaten bu sefer bir kere daha bir iki hafta dikkat etmekte fayda var gibi gözüküyor. Metehan Demir de Ankara'da hazır. Biraz önce sesini duydunuz. Hoş geldin. Günaydınlar, iyi haftalar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir hafta olur. Daha güzel haberlerin olduğu, güzel sürprizlerin olduğu. Kötü sürprizlerin değil de. Evet hocam, biz normalleşme adımlarını konuşuyoruz. Birazdan yorumunu alacağım Metehan. Ama yani korona günleri beklenmedik şeyleri de beraberinde getiriyor. Bu nasıl olur dediğiniz şeyleri de yaşıyorsunuz tabii ki. Yaratıcılıkta sınır tanımıyoruz. Acaba bu yanımız mı gelişti? Yani insanların evde olması ve birden normalleşmesi
sonrasında her şey normale birden dönecek mi? Bana mı soruyorsun Mete Hanım'ı? Size hocam soruyorum dedim. Hocam araştırmaları yapan sizsiniz. Bizi siz daha iyi tanıyorsunuz. Hayır, siz de gayet iyi. Mete Hanım da öyle. Siz de evet, ben yakından tanımaya başlıyorum yavaş yavaş. Ortama alışıyorum ben de. Evet. Yani bizim bir korona araştırmamız var. İnşallah bu hafta içerisinde açıklayacağız. Çarşamba günü galiba ya da Perşembe günü Türkiye'de yaptığımız bir araştırma sonuçlarını açıklayacağız. Onu bir tarafa bırakayım. Açıklamadan önceden söylemeyeyim sonuçlarını ama yani normalleşme dediğimiz şeyi iki şekilde düşünmemiz lazım. Bir kere şöyle bir beklentimiz varsa onu bugünden unutalım. Bir gün kalkacağız, hükümet, cumhurbaşkanı ya da işte sağlık kurulu diyecek ki bugün her şey bitti, normale döndük. Böyle bir şey yok, böyle bir şey olmayacak. Bu bir süreç olarak yaşanacak, tüm dünyada da öyle yaşanacak, Türkiye'de de öyle yaşanacak. Dolayısıyla belli bir yavaş yavaş açılım ve dönüşüm, eskiye dönme çabasını yaşayacak. İki, yeni açıldık, her şey bitti, normale döndük dediğimiz noktada da o normal krizin başlamasından bir gün önceki normal olmayacak. Bugün şunu hatırlayın, işte 11 Eylül saldırıları olduktan sonra uluslararası seyahatlere getirilen kısıtlamaları hatırlayın. Geçici bir şeymiş gibi gelmişti. Sonra iyice genişledi. Şimdi havaalanlarına gittiğimizde mesela ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. Onlar makinalardan geçiyor. İşte bizlere 1001 tane güvenlik önlemi alınıyor vesaire. Şimdi bu da böyle bir süreç aslında. Hayatımızın pek çok noktasına dokunup ufak tefek değişiklikler yapacak. Yani yine seyahatlerimiz farklı yöntemlerle olacak. Belli ki konuşuyoruz, izliyoruz ülkeleri. Belli ki alışveriş alışkanlıklarımızı farklı bir şekilde sürdürmek zorundayız. Eğitimimizi farklı bir şekilde sürdürmek zorundayız. Dolayısıyla yeni normalleşme eski normale dönüş gibi de olmayacak. Üçüncüsü de burada normale dönüş hakikaten çok uzun bir zaman alacak. Yani herkesin tartıştığı ve aslında Bülent de sabah söyledi. Bu virüsün geri gelme ihtimali var. Gitmedi ki gelsin sorusu ayrı bir mesele. Belki hiç gitmeyecek, alt düzeyde çok az bir miktarda olsa devam edecek mi? Kış gelince daha yoğun veya sonbahar gelince daha yoğun bizi yeniden etkileyecek ya da gidip bir başka versiyonuyla tekrar gelecek. Sonuçta aşı bulunana kadar ve bu virüsün tedavisi, bu virüsün yaptığı hastalığın tedavisi bulunana kadar biz bununla yaşamaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu bizim yeni normalimiz. O yüzden bu hiç yokmuş gibi bir yeni, bir eski normale dönüş diye bir şey olmayacak. Bunları hiçbir şekilde unutmayıp aklımızın bir kenarında tutmamız gerekiyor. İşte yakında birazdan konuşuruz tahmin ediyorum. Bayramlarda bizim ayrı ritüellerimiz vardır. Örneğin muhtemelen bu ritüellerden uzak durmamız gerekecek. Şimdi herkes yani ayı geçti tabii uzunca bir süredir herkes evde. En azından önemli bir kısım insan evde. Alışverişlerini yapamadı. Bunları biriktirdi. Şimdi normale döndük deyince kendisini dışarı atıp alışveriş yapmak isteyecek. Bu insani ihtiyaçlar. Hocam Çin'de intikam alışverişleri yapılıyormuş. Ona öyle diyorlarsa evet enteresan. İntikam, kimden intikam alınıyor bilmiyorum ama kendi bütçemizden. Koronadan Covid-19 intikamı alışverişler. Evet çıkardım. Yani orada da akıllı davranmak gerekiyor herhalde. Sonuçta koronaya saldırıp kendi bütçemize zarar vermeyelim de. Ama yani birikmiş alışveriş diye bir kavram var ya herhalde. Berber, kuaför, randevu sistemiyle çalışıyor ya, randevu hatları kilitlenmiş. Evet yani öyle çalışan berber, kuaför var tabii. Biz mahalle kuaförü ve berberinde... Yok artık hepsi randevuyla çalışmak zorunda kalabilir evet. Hocam ama. Evet yani mesela... Sırada bekleyebilirsiniz kapıda. Evet şimdi oralarda mesela daha büyük olanlar başka bir şey. Küçük var yani. Mesela benim gittiğim berber dükkanda sadece iki müşteri alabilecek kadar normal zamanda. Zaten o kadar alabilecek zaten, kadar evet, küçük hocam. Bir mahalle berberinden bahsediyoruz. Ama bu tür insanlar çok ciddi bir ekonomik sıkıntı içerisindeler. Çünkü bu
bu tür küçük esnaf diyelim, onların uzun vadeli gelir sırtlarını yaslayabilecekleri bir gelir arka planları yok. Dolayısıyla şu anda herhalde ilk etapta bakılması gereken, biraz gevşetilmesi gereken, yumuşatılması gereken alanlar biraz sanki bunlar gibi gözüküyor. Daha küçük esnafı yavaş yavaş ekonominin açacağımız taraflarından devreye sokmak gerekiyor. Bir de bildiğim kadarıyla bugün galiba büyük bir otomotiv şirketimiz, fabrikamız bugün, hani ismini söylemeyeyim, bugün açılıyor ve üretime başlıyor. Ama mesela onunla ilgili yöneticisinin, üstte yöneticinin konuşmasını izledim. Hı hı. Yöntem değiştirmişler. Yani nasıl çalışıyoruz? İşte mesela sabah 5'te bu getiriyor. İşte çalışan sayısını fabrikada 3'te 1'e indirmiş durumda. Onları aralıklı çalıştırıyor. Tabii burada hani bu iş, mesela bu tür bir işte herkesin arasında 1,5 metre mesafe olsun demekle bu iş çözülmüyor. Çünkü ciddi bir teknoloji var, ciddi bir robotlar kullanılıyor vesaire, makineler kullanılıyor. Onların oturmuş olduğu bir hat var, o hattı değiştirmek vesaire ayrıca sorun ve bir emek gerektiriyor. Dolayısıyla biraz çabayla farklı yöntemler, farklı çalışma modları geliştirmemiz gerekiyor. Ama burada esas itibariyle önemli olan bunun hala sürmekte olan bir süreç olduğunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Ve bir anda her şeyi aynı anda açmanın mümkün olmadığını aklımızda tutmamız gerekiyor. Bu anlamda da hükümetlere baskı yapmanın çok bir anlamı yok. Çünkü zaten bütün dünyada hükümetler, burada Türkiye'de dahil, hepsi bir an önce ekonomiyi normale döndürmek, çalıştırmak, bütün iş yerlerini açmak zaten istiyorlar. Yani hükümetler bunu istemez diye bir kavram yok. O yüzden hükümetlere bunun baskısını yapmanın da çok bir anlamı yok. Bence biraz daha, evet, çok sıkıntılı bir süreç geçiyor ama biraz daha sabır önemli gibi gözüküyor. Yani en azından açıldığı zaman geri dönüşü olmasın, normalleşme adımları hızlanarak devam edebilsin, öyle bir ortam oluşsun. Onun için de bu ayı biraz daha sabrederek geçirmekte fayda var. Görüşü ağır basıyor. Yani, Japonya örneği çok önümüzde duruyor. Japonya aslında Fransa. Bu işe ilk başta çok iyi müdahale etmişti ve çok alt düzeyde tuttu, hı-hı, hasta sayısını. Fakat sonra normalleştireyim deyince birdenbire şu anda yükselen bir hasta grafiği. Şimdi tekrar kontrol altına aldılar ama ilk etapta olmadı. İlk etapta olan hasta sayısının 3 katına çıktı bir anda. Rusya'da mesela şu anda zor günler yaşıyor anlamda. Ya şu anda 3 ülke çok net gözüküyor negatif anlamda. Amerika. Hindistan, Rusya ve Brezilya. Üçünün hasta sayısı hala çok hızlı miktarda ve ölüm sayıları çok hızlı miktarda artıyor. Amerika, İngiltere, işte İspanya, Fransa aslında çok iyi yönetememiş olmalarına rağmen bu krizi. Onlar da tepe noktalarına ve platoya ulaşmış durumdalar ve aşağıya dönüşler başladı o ülkelerde de. Ama bu üç ülke, yani Brezilya, Rusya ve Hindistan yeni, daha sonradan mikrobun ulaştığı ve pardon virüsün ulaştığı ve yükselişe geçtiği yerler. Bir de şu ana kadar çok fazla duymadığımız, görmediğimiz işte Afrika, Sahra Altı Afrika ne olacak, onu önümüzdeki dönem izlememiz gerekiyor. Çünkü oraların sağlık sistemleri zaten büyük baskı altında ve çok kötü durumda. Esas orada bir virüs yükselişe geçtiyse çok miktarda, yani milyonlarca insanın ölmesine neden olabilir. Yine hani Avrupa inşallah işte sıcağa dayanamıyordur gerçekten. Pek öyle gözükmüyor. Pek öyle şeyler hep söyledi. Evet, farklı çalışmalar da yapıldı. Pek öyle gözükmüyor. Ama şu anda bütün dünyaya baktığınızda en çok şu ana kadar virüsün vurduğu ülkelere bakınca Ekvator'un işte kuzey ve güneyinde belli bir bant dahilinde olduğunu görüyorsunuz. Bu belki bir anlamda iklimle bağlantılı da olabilir ama bununla ilgili bilimsel çalışmalar hala henüz net yapılıp ortaya koyulabilmiş değil. O yüzden kimse net konuşamıyor. Peki. Şimdi herkesin merak ettiği konulardan biri de ilaç ve aşı. Herhalde bir ilaç bulununcaya ve aşı bulununcaya kadar biz çok da rahatlamayacağız. Öyle anlaşılıyor. Şimdi başka sorularımız da var hocam size ama ABD Başkanı Trump, Mustafa Hocam, 2020 sonunda aşıyı bulacağız dedi.
tahminlerini revize etti Amerika'daki ölüm sayısına ilişkin. Ve Çin'i suçlamaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da o suçlamalara katıldı. Aşı çalışmaları piyasanın da çok duyarlı olduğu bir konu olduğu için iyimserliği arttırıyor çünkü. Sürekli aşıyı gündemde tutuyor Trump. Sorumlu olarak da Çin'i gösterdi. Normalleşmeye yavaş yavaş dış politika cephesinden geçmeye başlıyor ama ekonomilerde herhalde çok rahat olmayacak. Tahminlere bakıldığında siz ne görüyorsunuz? Birdenbire harcamaya başlayacağız, her şey normal mi olacak? Yoksa insanların tedirginliği aşına karşı bir süre devam mı edecek? Şimdi şuradan başlayayım. Yani sen Trump dediğin için Trump'tan başlayayım. Trump sadece kendi kişisel siyasi geleceğini önceleyen bir aktör olarak ortada duruyor. Dolayısıyla yaptığı her açıklamayı bu çerçevede düşünmek lazım. İşte dezenfektan da içilebilir, insanın içine dezenfektan da sokulabilir açıklaması yapıp dalga konusu dahi olmuş olan bir liderden bahsediyoruz. Ya da kendi istihbarat örgütünün, Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Örgütü'nün elimizde böyle bir istihbarat yok diye açıklamış olmasına rağmen benim elimde bilgiler var, nereden çıktığına dair virüsün diyen bir liderden bahsediyoruz. Şimdi birkaç taktik izlediğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde de seçimler var. Ona yönelik de izliyor. İlk başta çok büyük rakamlar ifade etti. Amerika'nın bu kriz sonucunda, bu salgın sonucunda kaybedebileceği insan sayısı yüz binlerce rakamlarını 200 bin 300 bin gibi rakamlar söyledi. Şimdi işte 60 bin civarında tutunca büyük başarı elde ettik, bunu biz elde ettik diyor. Halbuki Amerika Birleşik Devletleri siyasetini izlediğinizde bu tür salgınla mücadele başkanın veya Washington'un görevleri arasında değil ve aslında çok da etkisi yok. Esas itibariyle eyalet valileri kontrol ediyorlar bu süreci. Yine ikinci olarak zaman zaman gidip geliyor. İşte dışarıda bir düşman bulup eskiden beri yaptığı örnek üzerinden gidip dışarıdaki düşmanı suçluyor. Bu da Çin şu anda. Ara sıra Çin lideriyle yaptığı görüşmeler sonucunda bu söylemlerini yumuşatıyor, durduruyor. Ama tekrar tekrar dönüp virüs Çin'den çıktı diye açıklıyor. Buna karşılık Amerika'da hem istihbarat yapıları hem de sağlık örgütlerinden bu konuda tam tersi açıklamalar geliyor. Hani kim doğru söylüyor konusunu tabii ki şu anda bilme imkanı yok. Bunun ötesinde üçüncü bir şey daha yapıyor. O da ülke içerisinde ne kadar muhteşem başarılar elde ettiklerini anlatmaya çalışıyor. Bunu hem işte ölü sayıları salgını kontrol altında tutmak üzerinden yapıyor hem de bunu fırsatı değerlendirip daha önce de gündeme getirdiği Amerikan sermayesinin Amerika'ya çekilmesi çabasına vurgu yapıyor. Çin'den uzaklaşma, Çin'den sermayeyi çıkartıp Amerika'ya getirme gibi bir gayret içerisinde. Bu tabii sadece Trump'a özgü bir şey değil. Dünyanın farklı ülkelerinde de benzer bir liderlik profillerini görüyoruz, uygulamalar var. Bu tür Trump açısından tabii bir seçim önünde seçim olması nedeniyle iş daha akut bir hale gelmiş durumda, daha hassas bir konu. Ama bütün liderler dünyada doğal olarak aslında bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Bir an önce ekonomiyi özellikle normalleştirmek istiyorlar. Çünkü sonuçta ekonomi dediğimiz şey her vatandaşın, her bireye tek tek dokunan bir mesele. Oradaki sıkıntılar bütün siyasi liderlerin gelecekleri açısından önemli olacaklardır. Yani ne kadar krizi iyi yönetmiş olurlarsa olsunlar, sonunda vatandaşlar bireysel olarak kendilerine dokunan meseleye bakıyorlar. Burada işte sağlık sistemine nasıl rahat ulaştı, ulaşamadı. İşte maskeydi vesaireydi, bu tür alet edevat gerekli donanıma ulaştı, ulaşamadı. Ekonomik olarak zarar gördü, göremedi. Yani çok daha alt düzeyde krizin ne kadar büyük sorun olduğuyla vesaire çok teknik ayrıntısıyla vatandaş ilgilenmeyip kendisine günlük hayatına nasıl dokunduğu meselesine bakıyor. Şimdi dünya ekonomilerine bakarsak bütün dünyada ciddi bir durgunluk zaten bekleniyor ki Alman ekonomisi durgunluğa girdiği açıklandı.
Alman ekonomisinin durgunluğa girmesi zaten Euro bölgesinde uzun zamandır var olan durgunluğu katlayacak bir şey. Çin bu arada normalleşmeye başladı, üretimini arttırdı ve bu dünya için olumlu bir mesajken, tam tersine bu arada işte petrol üreten ülkelerin birbirine girmiş olması, orada bir taraftan işte petrol fiyatları dünyada düştü diye hep birlikte seviniyoruz ama diğer taraftan bu petrol üreten ülkeler, yani eskiden kafamızda kaldığı üzere sadece Orta Doğu, Arap ülkelerinden bahsetmiyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya kadar çok geniş bir yelpaze var. Nijerya'dan Venezuela'ya kadar çok geniş yelpazede çok sayıda ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkelerin, bunların önemli bir kısmının ekonomisi tamamen petrole bağlı olduğu için petrol fiyatları düştüğünde bütün bu ülkelerin ekonomilerinin krize girme ihtimali çok yüksek. O krize girdiği zaman aslında fiyatlar düştü diye sevinen diğer ülkelerin ekonomileri de bundan zarar görebilir. Yani dünya ekonomisi açısından aslında veya bütün ülkelerin ekonomileri açısından, hani sen daha iyi bileceksin, en önemli unsur istikrardır. Yani fiyatların çok düşmesi, çok, biz hep çok hızlı yükselen fiyatlardan şikayet ederiz enflasyon dolayısıyla, ama çok hızlı düştüğü zaman bir emtianın fiyatı, onu da ekonomi için normal değildir. O nedenle istikrar, şu anda da üretimsizlikte bir istikrar var ama bu da olumlu bir istikrar değil. Bütün dünyanın bu ekonomiyi bir an önce yavaş yavaş döndürüp tekrar eski haline getirmesi gerekiyor. Ama şimdi tıp tarafını dinlediğimiz zaman, doktorları dinlediğimiz zaman ya da virologları, bu virüs işini çalışanları dinlediğimiz zaman, bu normalleşmenin düzenli bir normalleşme olmayabileceği, belki durdurmak zorunda. V hızıyla o tüketime dönemeyeceksiniz. Evet. Zaten yani evet. Sağlık ve koronavirüsün yarattığı etki o normalleşmeyi getiremeyecek. Mesela kuaförler eski çalışan sayısıyla, eski müşteri sayısıyla ya da AVM'ler o kalabalıkla ya da oteller o kalabalıkla çalışamayacak. Seyahat kısıtlamaları belki birazdan soracağım hocama devam edecek tüm ülkeler için. Dolayısıyla normalleşmeye izin vermeyecek bir döngüde yaşayacağız. Yani bir de şöyle o bir açmaz. Aynen, ve hepimizin, çoğumuzun farkında, hepimiz de değil ama çoğumuzun farkında olmadığı binlerce tekil problem var. Mesela bir tanesi hava yolları. Yani dünyada hava yolları şirketleri en büyük şirketler arasında ve önemli bir kısmı bakmak üzere. Yani Lufthansa dünyanın en önemli hava yolu şirketlerinden bir tanesi. Lufthansa'yı kurtarma operasyonu üzerine herkes konuşuyor. Alman hükümeti şimdi %20-25'ini Lufthansa'nın almaya kalkıyor, çalışıyor. Bir başka analiz, işte Kore'nin hava yolları şirketlerinden bir tanesi olan ASEAN. Mesela çok ayrıntı bir şey ama enteresan. Bu en büyük Airbus'un en büyük A380 uçakları var. Mesela onu kullanan pilotlar sayıları dünyada çok az. Bu pilotların pilotluklarını devam ettirebilmesi için 90 gün içinde en az 3 defa kalkış ve iniş yapmaları gerekiyor. Şimdi ASEAN'a dünyada en çok bu uçaklara sahip olan havayolu şirketi ve tüm pilotları bu yetkilerini kaybetmek üzere. Şimdi ve şu anda çünkü uçamıyorlar. Aklınıza gelir miydi bu? Aklınıza gelmez. Şu anda şöyle bir düşünce içerisindeler, bu kaybetmesinler diye. Çünkü kaybetmeleri milyar dolarlara ulaşan bir zarar anlamına geliyor. ASEAN'a bütün uçaklarını ve bu pilotlarını yolcusuz olarak uçurmayı düşünüyor şu anda. Yani inanılmaz maliyetler, milyon dolarlara harcayarak boş uçağı kaldırıp indirecek ki uçak pilotların bu yetkileri kaybedilmesin. Şimdi bunlar böyle çok, hiçbirimizin çok farkında olmadığı çok teknik detay belki, ama ekonominin böyle yüzlerce belki binlerce küçük ufak tefek parçaları var. Ve her birine tek tek çözüm bulunması gerekiyor. Yani sadece işte tatil yaparken plajda 1,5 metre arayla oturalım, sosyal mesafeyi koruyalım meselesi değil. Mesela uçaklarda sosyal mesafeye göre seyahat edecek olur isek, o zaman bugün anladığımız anlamda dünyanın son 20-25 yılına damgasını vurmuş olan ucuz uçak seyahati kavramı ortadan kalkıyor. Ve yani normalde işte business class'a ödenen paraları ekonomi class'a ödeyerek, ekonomi sınıfına ödeyerek uçmak durumunda kalacağız. Bu aslında hepimizin, özellikle de orta sınıfların tüm dünyada
daha az uçağa binmesi ve daha az seyahat edebilmesini de beraberinde getirecek. Yani eğer bu süreç devam ederse, bundan bahsediyoruz tabii, korona ortadan kalkar, başka bir virüs de yakında gelmezse, o anlamda bir normalleşmeye dönebilirsek olmaz, ama dönemediğimizi düşünün, sosyal mesafeli uçak tablo dediğimiz bu. Şey bizi çok farklı bir dünyaya uyandıracak yani. Doğru. Öyle yan yana seyahat edemeyeceğiz. Ucuz bilet bulmak çok kolay olmayacak. Şirketler tam randımanlı, biraz önce örnek verdiğiniz gibi. Dolayısıyla o sosyal mesafeyi gözeterek bir çalışma planı oluşturacak. Uzaktan çalışma şu anda uygulanabilir görüldü. Belki esnek çalışma çok daha hızlı hayatımıza girecek. Belki tabii. Bir insan aynı anda birçok işi yapacak. Çok iyili, iyi olanla çalışmak için bir yarış başlayacak. Bu tür şeyler hayatımızı değiştirecek şeyler. Sektörler de değişecek. Şimdi eğitim sektörünü konuşuyoruz. Belki konuşacağız Türkiye açısından da. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bu işler biraz daha hızlı olduğu için orada çeşitli örnekler önümüze çıktı. Bazı üniversiteler, bazı devlet üniversiteleri ve bazı özel üniversiteler Amerika'da çalıştırdıkları personelin neredeyse yarısını işten çıkarttılar. Şimdi Türkiye'de bu o kadar kolay değil. Çünkü bizde tazminatlar vesaireler var. Amerika'da bunlar yok ama o nedenle o biraz daha önden gidiyor. Ama orada başlayan bir süreç genellikle tüm dünyayı etkiliyor. Benzerlerini yaşıyoruz. Şimdi Türkiye'de de bazı eğitim kurumlarıyla ilgili duyuyoruz. Özellikle tam zamanlı çalışmayan, dışarıdan ders veren personellerini artık yollarını ayırdıklarına dair. Şimdi mesela bu da sonuç itibariyle bu krizin sonuçlarından bir tanesi. İnsanların işlerini kaybetmelerine neden olacak unsurlardan biri. Veya işte online eğitim dediğimiz modele baktığımızda zaten öğrenciyle doğru düzgün temas edilemeyen bir yapıda 20 öğrenci yerine karşınıza 500 öğrenci de koyabilirsiniz. O zaman öğretim üyesi sayısını azaltma yoluna gidebilir takım üniversiteler ya da başka eğitim kurumları. Hani bunlar şu anda görmediğimiz tarafları bu krizin, ama çok farklı, hayatın çok farklı noktalarına dokunup ekonomiyi bu anlamda ve bizim yaşam tarzımızı bu anlamda çok farklı şekilde etkileyebilir. 2000'li yılların en önemli unsuru olan küreselleşmenin dayandığı esas ayaklardan bir tanesi ulaşım özgürlüğü ve serbestliği. Herkesin çok daha rahat dünyanın her yerine gidebiliyor olmasıydı. Kendi ülke içerisinde de dahil olmalıydı. Türkiye örneğinde hava yollarının 2000'li yıllarda nasıl büyüdüğünü, yani sadece Türk Hava Yolları değil, özel hava yolu şirketlerinde nasıl büyüdüğünü ve yolcu sayısı arttığını farkındayız. İşte bunlar geriye düştüğü zaman sadece o sektörü değil, o sektörün bağlantılı olduğu pek çok başka sektörü ve yaşam tarzlarını etkileyecek. Yani dünya ile olan bağlantınızın mesela zayıfladığı ortaya çıkacak. Mustafa Hocam, enflasyon verisi geldi. Şimdi ihracat rakamları geldi. Ben bir size aktarayım. Beraber bir yorumlamaya çalışalım, olur mu? Şimdi %0,8'in biraz üzerinde aylık enflasyon. Yıllık enflasyon %10,88'e gerilemiş 11,86'lardan. En çok fiyatı artan kalemlere baktım ben. Ulaştırma fiyatı düşmüş 1,8. Haberleşme fiyatı 1,2 düşmüş. Yine lokanta, oteller, eğitim, sağlık kısmen artmış. Hafif bir artış söz konusu. Gıda %2,53 yükselmiş. Giyim, ayakkabı 4'ün üzerinde yükselmiş. Altının etkisiyle çeşitli mal ve hizmetlerde %4,66, %4,7'lik bir artış söz konusu. Yani bu ay o gıda fiyatlarında biraz yükseliş var dediğimiz, işte tek tek ürünleri aktardığımız, fiyatlar neden yüksek dediğimiz noktada Nisan ayında fiyatların gıda cephesinde yükseldiğini görebiliyoruz. Çeşitli mal ve hizmetler, giyim ve ayakkabı da fiyatlar %4'ün üzerinde yükselmiş. Sezon açılışı var ama hani çok alışveriş yapılıyor, ama fiyatlar bu kadar yükselir mi derken giyim ve ayakkabıyı da merak ediyordum. Gıdayı merak ediyordum. Sağlıkta yükseliş sınırlı kalmış. Eğitim de yükselmiş bu ay. Dolayısıyla böyle bir tabloyla, enflasyon tablosuyla karşı karşıyayız. En çok fiyatı artanları tahmin edebilir misiniz acaba? Gıda ürünleri, temizlik ürünleri. Evet, gıda ürünlerinde spesifik mesela ne söylersiniz? Ne almış olabiliriz en çok? Fiyatı ne artmıştır? Söyleyeyim ben. Evet. Tahmininiz varsa alayım, söyleyeyim yoksa.
Yani C vitamini olan portakal vesaire diyorum. Aynen. Hocam portakal kivi fiyatı çok artmış. Elma fiyatı da evet. Yüksek. Biraz da sezon sonuna geliyor. Sarımsak, kuru soğan, patates ilk üçte. Sen %52 maya dedin da olabilir değil mi? Ebru, fiyatlarda var mı maya? O, yani ilk ona Türkiye'nin baktım yok. Türkiye'nin karaborsası oldu maya. Maya yok. İlk onda yok. İlk onda C vitamin deposu olanlar sarımsak, kuru soğan, patatesi de ilave ettiğinizde onlar yer alıyor. C vitamin deposu, kivi falan almışız. Kivi fiyatı da artmış. Hem sezon sonuna denk gelmesi hem de ciddi bir talep olması herhalde onların fiyatlarını da etkiledi. Çok vardı. Bu sene fiyatlar çok düşük kalacak derken toparlamış. Korona yüzünden. %52 dedin değil mi gıdada olan artış? %2,53 hocam gıda fiyatları. Ha, 2,53. Giyim ayakkabı 4,08, çeşitli mal ve hizmetler altının etkisiyle 4,66. En çok düşen ulaştırma haberleşme. Lokanta, otel, eğitim, sağlık kalemlerinde sınırlı artışlar sürmüş. Evet, yani zaten kullanamadık. Kullanmadıklarımızın düşmesi şaşırtıcı değil. Evet. Kullanmadığımız için aslında düşüyor veya çıkıyor olmasının bir anlamı yok ulaştırmanın veya benzerlerinin. Ama evet. Gıda önemli. Gıda fiyatlarında bu mevsim artık yavaş yavaş fiyatların normal şartlarda düşmesi gereken mevsim. Çünkü hasatlar ve bahar yaz mevsiminde gıda fiyatları normalde düşerdi. Bu yükseliş tabii iyiye bir işaret değil. Üstelik şimdi tabii tam hasat mevsimi pek çok ürün açısından oralarda da çeşitli sorunlar olduğunu dair bilgiler geliyor. İlan verildiğini görüyoruz. İşte çayla ilgili olarak yakında bir ilan verildiğini gördük. Başka benzer hasatlar işte Doğu Karadeniz'de, Akdeniz bölgesinde bu tür sorunlar var. Onlar normal bir şekilde sürdürülebilirse ki herhalde bir yol bulunacak ve sürdürülecek. Önümüzdeki ay, yani Mayıs ayı itibariyle fiyatların gıdada düşmesini ummamız gerekiyor. Aksi halde tabii enflasyon anlamında daha büyük sorun olur. Bir de tabii ekonomi açılınca, yani herkesin beklentisi ilk etapta ortalamanın üzerinde bir alışverişin olması bekleniyor. Bütün önlemlere rağmen bu durumda da yine bir psikolojik etkiyle fiyatlar yükselebilir. Yani şu anda içinde geçtiğimiz döneme bakıyorum. Mesela herkes büyük ölçüde marketlere yoğunlaştı. Çünkü işte pazarlar büyük ölçüde kapalı ya da az çalışıyor vesaire, giriş çıkışta sıkıntı var. Marketlere yoğunlaşıyoruz ama markete gittiğinizde de hani kendi hayatımdan da gözlemlediğim için söylüyorum. Artmasına gerek olmadığını gördüğünüz malzemenin fiyatı bir anda iki katına çıkmış. Maalesef. Görüyorsunuz. Yani burada biraz fırsatçılık, biraz talep artmasını kullanma arzusu da göze çarpıyor nitekim. Bu tabii açılma başlayınca ilk etapta bir iki ay, ilk ay özellikle burada bir psikolojik enflasyonist baskı, yani ekonomiye yeni bir yaklaşım olacak belki ama daha nasılsa çok satın alınıyor talebi şeyiyle, beklentisiyle veya işte burada birkaç ay çok zarar ettik, dükkanlar kapalı kaldı, şimdi açtık. İnsanlar da hazır alıyorken buradan kazanabileceğimiz kadarını kazanalım gibi kısa vadeli düşünceyle yola çıkacak vatandaşların enflasyonu biraz ilk etapta artırma ihtimali de var. Petrolün düşük olarak seyretmesi, ki önümüzdeki belli bir sürede düşük olarak seyredecek gibi gözüküyor. Bu anlamda sanayi üretimi açısından bir avantaj. Yani orada enflasyonist bir baskı yapmayacak. Ama dolar işte tabii o baskı yaratabilir. Sadece doların yüksek olması oradan bir baskı gelebilir. Diğer taraftan tabii bu tür şeyleri, ekonomi etkilerine tek taraflı bakmamak gerekiyor. Çünkü dolar yüksekse, bu sıra Türk lirasının değeri düşükse, bizim ihracatımızın hızlı artma imkanı var. Üretimi artırabildiğimiz ölçüde. Oradan bir avantaj olabilir. Yine ithalatın düşmesi söz konusu olabilir dolar kuru yüksek olunca. Hani ekonomiye her zaman birden fazla yönden etkisi oluyor bunların ama fiyat artışı anlamında da, evet, enflasyon anlamında da doların bir negatif etkisi olacaktır. Ben tabii bu anlamda finansçı değilim. Dolayısıyla dolar kuru tahmini yapacak değilim. Hocam, ama geldiği yapamıyor. Nokta... Finansçı olmak gerekmiyor.
Yani finansçı olan da çok kolay değil onu yapmak, evet, tahmini yapmak. Bir şeyi hatırlıyorum ben, bir sene önceki, yani 1,5 sene önceki krizde çok hızlı yükselmişti işte, değil mi? 4 liralardan 7 liraya kadar yükseldiğinde. Ağustos'ta hocam. Büyük bir, evet, Ağustos'ta tam da tatil dönemiydi pek çok kişi açısından. O zaman büyük bir kriz, büyük bir şok da yaratmıştı insanlarda. Çok büyük de kayıp oldu ekonomi açısından. Ama şimdi tabii zaman içerisinde yavaş yavaş bu noktaya yükseldiği için şimdi aynı yerde yine 7 lira veya hafif üzerinde o Ağustos'taki etkiyi hissetmiyoruz galiba. O kadar tedirginlik duymuyoruz herhalde. Bu arada ihracat rakamları da geldi Ticaret Bakanlığı'na. Bakabildiğim kadarıyla, Reuters'tan görebildiğim kadarıyla 4,16'lık bir düşüş var. 8,4 milyar dolar Nisan ayında Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı ihracat rakamları. Nisan ayı nasıl geçecek merak ediliyordu. Dünyanın da koronavirüs önlemlerinin en fazla arttırdığı ve etkisini gösterdiği aylardan biriydi. Mart'tan itibaren Nisan'da bu arttı. 4,16'lık bir düşüş var ve 8,4 milyar dolar. İthalatta da orada artış devam etmiş yine gördüğüm kadarıyla. Çok keskin bir düşüş yok hocam. Evet, yani beklenenden herhalde galiba biraz daha az düşüş olmuş gibi gözüküyor. Türk ekonomisini tam olarak kapatmamamızın etkisi tabii. Hı-hı. Yani Türkiye çok hibrit bir model uyguladı. Ekonomiyi tamamen kapatmadı ve çeşitli alanları çalıştırmaya devam etti. Veya yavaşlatarak da olsa çalıştırmaya devam etti. Burada bence esas iki önemli rakam, büyüme rakamı ve işsizlik rakamı Türk ekonomisi açısından. Hı. Önümüzdeki dönemde herhalde bakmamız gereken. Evet. Tüm dünyada da büyümede negatif büyümeler bekleniyor. Türkiye bu yapısı itibariyle çok o kadar negatif olmayabilir ama zaten Türkiye'de çok düşüktü. Krizden çıktığımız için büyüme zaten çok düşüktü. Ona bakmak gerekiyor. Bir de işsizlik. Türkiye'de bu rakamlar hep sorunlu rakamlar. İşte gizli işsizliğin yoğun olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Amerika gibi ülkelerde çok net ortaya çıkan çok büyük işsizlik rakamları var. Türkiye'deki durumu daha da artabilir deniliyor. Hani Nisan-Mayıs Haziran dönemi. Kriz, aynen öyle. Bütün dünyada çok bu böyle bir korku var. Yani ekonomiler açıldıkça ve ihracat başladıkça buna bir miktarda tekrar çözüm olacaktır ama ne kadar olacak, ekonomi ne kadar açılabilecek, onları görmek gerekiyor. İşsizliğin artmasının vatandaştan birinci elden etkisi var tabii. Ekonomiye giren, yani haneye giren gelir anlamında önemli bir etkisi var ve onun da tabii ki siyasi sonuçları oluyor. Dolayısıyla o siyaseti de etkileyebiliyor. Herkesin merak ettiği konulardan biri, işe ne zaman döneceğim, çalışma ortamı, aynı çalışma ortamını ya da aynı çalışanı bulabilecek miyim, çalışma hayatında nasıl değişimler olacak, herkesin merak ettiği konulardan biri ama anladığım kadarıyla alışverişte bir ivmelenme olacak. O ertelenen talep karşılığını bulacak. Belki talebi etkileyecek bir takım düzenlemeler ve adımlar da ülkelerde atılabilir. Türkiye'de de bu olabilir. Arkasından da sonra tüketim alışkanlıklarının yavaş yavaş değiştiği bir düzene geçeceğiz. Ama şu anda tüketim alışkanlığımız gıda çerçevesinde devam ediyor. Bu sabah itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bayrampaşa halinden görüntüleri de tam üçümüzün orta yerinde ekranda. O kalabalığı da bu günde. Sokağa çıkma kısıtlamasının ertesi günü, 3 günlük kısıtlamanın ertesi sabahında görüyoruz hocam. Bir şeyi ben not almıştım Tevfik Hoca konuşurken. Tabii hep dünyada normalleşmeden bahsediyoruz. Siz orada İtalya'nın normalleşmediği ilk gününü gösterdiniz. Evet. 4 Mayıs itibariyle normalleşme gününde. Şimdi Türkiye bu anlamda o ülkelerden ayrışan bir ülke olduğu için bizim normalleşmemizle onlarınki aynı değil. Yani İtalya tamamen bütün ülkeyi kapattı ve karantina uyguladı. Aynı şey İspanya'da oldu. Fransa'da öyle. Dolayısıyla oradaki normalleşme, yani bizim 2 günlük ya da 3 günlük hafta sonu karantinalarımız gibi orada aylık karantinalar, haftalık karantinalar uygulandı. O yüzden oradaki normalleşme bizden daha
daha önemli ve daha farklı, daha etkin bir normalleşme. Bizdeki aslında biz normali hafifletilmiş bir hayat yaşadık. Şimdi İstanbul trafiğine baktığınızda İtalya'nın normalleşmekte olan halinden daha fazla zaten. O anlamda bakarsanız biz zaten normaldik diyebiliriz. Yani kendi İtalyan normalinin ötesinde bir açılmışlığımız zaten var bizim. Biz kısmen uyguladığımız bir karantina, kısmen evde kalma uygulaması, belli şehirlerde şehirler arası yasakların olması vesaire, bizimki daha farklı olacak. Yani biz şu anda örneğin İtalya'dan, İspanya'dan, biz şu anda İtalya, İspanya, evet, Fransa'nın çok daha önünde açığız zaten. Anladım. Yani çok daha normaliz zaten. Onlar bizim noktamıza herhalde önümüzdeki birkaç haftada erişecekler diye tahmin ediyorum. O açıdan hani her ülkede aynı olacağını ve aynı adımların izleneceğini düşünmemek gerekiyor. Ben demin 4,6 dedim, yanlış görmüşüm. Uzaktan yaşlanınca böyle oluyor, kusura bakmayın. %41,6 düşmüş ihracat. Ben de diyorum 4 çok iyi. O çok yüksek bir rakam. Bir rakam. Bu dünyanın da ciddi ekonomik darboğazının ihracata yansıyabileceğine bir işaret. Dolayısıyla o noktada beklenen Nisan ayında gerçekleşmiş. Şimdi Çin normale dönüyor, ülkeler normale dönüyor ama mesela İtalya bir sene turist almayacak. Turist akışı, evet, anlamında, turizm geliri anlamında da ülkeler bir sıkıntı yaşayabilir. Daha çok iş turizme odaklı olabilirler. Fakat iş turizmde de eskisi gibi 300 kapasite varsa 300'üyle çalışmayacak. Ne yarı yarıya neredeyse en az düşecek. Fiyatları ona göre değişebilir. Pahalı seyahat edebilir, pahalı tatil yapabilir. Birçok şeye pahalı ulaşabiliriz. O da bizim gelirle doğru orantılı olmayabilir. Böyle bir risk söz konusu olabilir. Yani bu ben de tam aklımdaydı. Çünkü Türkiye açısından metan ihracatı vurguladı. O önemli. İkinci önemli sektör turizm tabii. Turizmin bu yıl için hiçbir ülke için normale dönmeyeceği açık. Uluslararası turizmin. Turist hareketi yani başlar mı sizce, yoksa yani bir bu miktar başlayabilir ama olur. Evet, yani iç turizmde muhtemelen başlayacaktır. Uluslararası turizmde bir miktar olabilir ama ben herkesin hala çok tedirgin ve temkinli davranacağını tahmin ediyorum. Uçuşlar konusu. Uçuşlar konusu ayrıca bir sıkıntı olarak duruyor. İşte biraz önce konuştuk, yani nasıl başlayacak uçuşlar? Üçte biri koltukların ortadan kalkacaksa fiyatlar bir anda işte business class fiyatına yükselecek. Bu tabii turizmi ayrı düzeyde etkileyecektir. Bir de bizim için, Türkiye için, yani ihracat, turizm, üçüncüsü de inşaat sektörü. Orada da sadece Türkiye için inşaatı düşünmemek gerekiyor. Türkiye'deki inşaat firmalarının uluslararası taahhütleri var. Tabii çok yoğun miktarda bir gelir getiren bir alan. Orada da bence sıkıntılar bu yılın sonuna kadar devam edecek. Yani insanları, çok sayıda işçi alıp şey getirmek, bunların normalleşmesi çok zor. Tabii. Hocam, müsaadenizle bir şey ekleyebilir miyim? Siz turizm deyince aklıma geldi. Geçen Ebru, kusura bakmayın. Çok önemli otel zincirlerinden bir tanesinin yöneticisi bana telefon etti. Dedi, çok enteresan bir şey paylaşayım size falan. Şöyle Ebru, dünyanın en önemli ilaç firmalarından bir tanesi önümüzdeki galiba 3 ay içinde, 3-4 ay içinde falan, onlar geceleme olarak söylüyor galiba, Dünya Kongresi'ni Türkiye'de yapma kararı almış ve otelden şimdiden odaları satın alıyorlarmış. Demişler ki, emin misiniz yani böyle işte falan, yani yaz aylarının sonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Evet demiş, ve dünyanın dört bir yanından kongre için sizi seçiyoruz ve size geliyoruz demiş. Bir başkası da Endonezya'dan bir grup, onlar geceleme üzerinden söylüyordu galiba, işte 1600 gece mi dedi, yani 1600 gece eşit bir kalabalık, Temmuz ayı için geliyoruz demiş. Yani bunu normal planların uzantısı olarak mı söylüyorlar, yoksa kafalarında başka bir öngörü mü var, yoksa yani yeni normalde, yeni anormalde tablo daha mı farklı olacak ya da umduğumuzdan daha mı olacak, bilemiyorum. Ama bu rezervasyonları bir ilaç firmasının, hem de bu işlerin içinde olan bir sektör firmasının dünya çapında kararını Türkiye'de yapması, kararını burada yapma, işte karar alması çok ilgimi çekti.
Endonezya'dan çok büyük bir grubun gelme kararını yine Türkiye ile ilgili vermesi de dikkatimi çekti. Belki bir ön projeksiyondur, belki son anda değişebilir. Ümit edelim değişmez. Belki tesisleri ama, itibariyle özel plaj, özel deniz, özel bina imkanları var Türkiye'de tesisleri. İstanbul'da yok Ebru, İstanbul'da bu ayarlamaları İstanbul'da istiyorlar yani. Çok belki ona ilginç. Ya burada, bir de hocam Almanya'da olur. Türkiye'yi uyarıyor ya, eğer yurt dışına seyahat yapacaksanız gidebileceğiniz ülkeler arasında diye bir şey gelmiş, öneri gelmiş. Yani burada şu da önemli. Şimdi turizm deyince bireysel turizm var. Bir de yani Türkiye için çok büyük kongre turizmi ve spor kulüpleri sağlık turizmi var. Yani sağlık turizmi vesaire var. Şimdi kongre turizmi dediğinizde devletlerin toplu toplanmalara izin verip vermeyecekleri ayrı bir şey. Şimdi normalleşmeye geçen ülkelerde de, yavaş yavaş açılan ülkelerde de hani bireysel olarak dışarı çıkma, işlerini yürütmeye izin verilmeye başlandı ama toplu faaliyetler hala yasak. Dolayısıyla mesela ben de bir kongre yapacağım. İşte Mayıs'taydı, biz onu Haziran'a erteledik. Şimdi Eylül'e ertelemeyi düşünüyoruz. Çünkü Haziran'da muhtemelen yapılamayacak. Yani toplu bir faaliyet gerçekleştirilmesi mümkün değil. Türkiye dahil gibi gözüküyor. Yine işte spor kulüpleri bütün dünyada tartışılıyor. Ne zaman normalleşir, ne zaman başlar. Onların yazın geçirdikleri bir sezon var ve Türkiye'de Antalya bu iş için çok yoğun. Hele kış sezonunda tekrar geri gelecekse bu virüs. O zaman yazın kaybettik. Bir dahaki kışki turizmi de kaybetme ihtimali de olabilir. Ebru artık dayanamayacak. Gelmesin galiba. Hocam. Yok, ben dayanamayacağım. Evet, Ebru Lezmi psikolojimiz iyi değil. Evet. Yok değil, gerçekten değil. Yani şöyle değil, çünkü talepler de geliyor ve siz o talepler karşısında böyle kalıyorsunuz. Bir de markete git, eczaneye git, gerçekten çok yoruldum. Yani sürekli bir alışveriş, yani bir yerlere gönderiliyorum ve evde, ev bilmiyorum, sizin ev işleriniz çok yoğun olmuyor mu? Çok yorucu değil mi? Biz çok stratejik bir yerde oturuyoruz İstanbul'da, Beşiktaş. Benim evimin karşısı süpermarket. Yan tarafı eczane. Yok hocam, bizde de öyle. Orada sorun değil. Orada sorun yok ama hani o hızla alışveriş yapayım, eve geleyim, onları sileyim, çırpayım, edeyim, yerleştireyim, evi temizleyeyim falan bayağı yorucu. Mesela bu tempoda ben çok eğlenmeye fırsat bulamıyorum. Bazen iyi oluyor, yok, iyi oluyor tabii bizde. Eğlenme şey yok tabii. Yani artık başka tür yaşıyoruz tabii. Yani bu dışarı çık, sadece alışveriş yap ve daha fazla vakit geçirmeden geri dön. Dışarıdayken de elinde eldiven olsun, ağzında maske olsun. Bu tabii yani mutluluk verici bir şey değil. İnsanı sıkıntıya sokan bir şey ama mesela... Sosyal mesafeye dikkat et, ona dikkat et. Bir de git eczaneye, şunu unutmuşuz, git şunu al falan diye sürekli bir yerlere gönderiliyorsunuz ya. Hocam, o yüzden bu tabii yani. Yönetilmesi çok zor bir psikoloji. Yani maskeyi mesela takıyorsunuz ve geçen ben yayında da gördüm. Yani gerçekten bu psikolojiyi de yönetmek zor. Maskeyi tam işte diyor, elinizi oraya sürdünüz, maske gitti ve yine mikrobu aldınız diyor. Yani bir anda böyle şey hissediyorsunuz kendinizi. Oysa ben o maskeyi nasıl zor buldum. Maskeyi nereden? O eldiveni diyor, değdirdin işte ucunu diyor, maskenin ucuna ve her şey bitti diyor. Yani artık o kadar çaresiz hissediyorsunuz ki bir süre sonra bari diyorsunuz ben... Yani takayım ama yani, artık, çünkü çok dinlediğiniz zaman iyi olmuyor psikolojide de. Nasıl yapacağız tabii, bilmiyorum. Hani sağ böyle bir bombanın hani mavi pimini mi çekeceksin, kırmızı pimini mi çekeceksin tarzı bir hale geldi bu maske yönetme işi. Yani. Bir de burada tabii yani işin zarfından çok içeriğine bakmak lazım. Şekilcilik değil mesele. Nerede mikrobun nasıl virüsün nasıl bulaştığı, ne yolla bulaştığı ve kimlerden bulaşabileceği aşağı yukarı artık belli. İşte kalabalık bir ortamdayken maske önemli. Kalabalık değilsen, tek başınaysan, yani incin top attığı bir ortamda illa maskeyle dolaşmanın ne kadar anlamı var? Mesela insanları görüyorum kendi arabasında, özel arabasında tek şoför olarak arabanın içinde ağzında maske var. Maske bütün var. Camlar kapalı. Tabii. Şimdi bu mesela bunun bir anlamı yok ama öteki taraftan sokaktasın, karşıdan 5 kişi geliyor, senin ağzında maske yok. Bu da şey. Dolayısıyla biraz hani aklımızı kullanmamız gerekiyor. Öte yandan yani maskeyle ilgili tabii maskeye erişebilmek önemli. Yani bilmiyorum kimler maske alabiliyor alamıyor ama bugün ayın 4 Mayıs itibariyle ben 11
veya 12 Mart'ta bizim okul tatil olmuştu. O günden sonra da bir daha da iş yerimize gitmedik. Evimizden çalışıyoruz. O yaptırımlar da başladı. Kontroller başladı. Ben henüz yeni bir maske alabilmiş değilim. Aa. O günden bugüne kadar. Evet, yani ben daha önce yurt dışına çok seyahat ettiğim için kendi maskelerimi birkaç tane almıştım. Onları kullandım ve kullanıyorum ama yani şu anda bana gelen bir maske yok. Bir numara yok. Hocam bana iki kere geldi kod. Valla Ebru sen herhalde daha sevgili kulusun diyelim. Ama televizyondan tanıyorlardı Ebru, seni o yüzden göndermişlerdi. Evet. Yani, şimdi ben buradan bir tatil vardı mesela, hiç maske yok, bulamıyoruz. O kodla aldık ve onları kullandık. Yok yok, maske bulunamıyor maalesef. Evet. Yok, bana da kod mod gelmedi. İki defa hocam kaydettim. Hayat Heves Sağır uygulamasını indirdiniz mi? Yok, hayır. Şimdi oraya gelecekmiş kodlar ve orada uygulamaya o da eklenmiş. Bence indirirseniz hem çevreyi görürsünüz. Vallahi daha önce bir kere PTT üzerinden, bir kere de E-Devlet üzerinden kaydımızı bir yaptırdık. Bir de oradan deneyelim hocam. Yani her yerinden deneyelim. Deneyelim. Bir de oradan deneyelim. Bir de bu maske konusunda bize verilen maskelerde tel yok ya. Normalde mesela biz Habertürk'te maske, eldiven dağıtılıyor. Dezenfektanlarımız var. Orada teller var. Dolayısıyla ben yani o tel olduğu için ve sürekli de dışarıda olduğumuz için onu tercih ediyoruz ama o tel tartışması bugün Hürriyet gazetesine yansımış. Niye bize telli verilmiyor diye. Evet, evet. Yani siz bilmediğiniz için hocam, maskeler telsiz. Hiç alamayınca telli telsiz çok fark etmiyor. Evet, siz alamadığınız için bilmiyorsunuz. Tel yok. O da bugün Hürriyet gazetesine konu olmuş. Bence maske... Yok, konuyu biliyorum tabii. Hı-hı. Yani bu tel olunca çünkü kapatıyor. Daha koruyor, kapatıyor şuradan şeyleri. Kapatıyorsunuz. Daha koruyucu ve olması gereken de o zaten. Evet. Ama herhalde farklı türde de üretiliyor şu anda. Çok yoğun bir araştırma, bir çalışma Türkiye'nin günlük maske ihtiyacının 23 milyon civarında olduğunu söylüyordu. 23 milyon adet olduğu söyleniyordu. Ama şimdi hayat normalleşecekse çok... daha da artabilir mi acaba? Daha da artabilir tabii. Tabii. Çünkü yani 65 yaş üstü ve 20 yaş altının evde olduğunu düşündüğümüzde 23 milyondan bahsediyoruz. Şimdi onları çıkartmaya başlayınca bu sayı daha da artacak diye tahmin ediyorum. Bence maske sayısından çok dağıtımında hocam, problem olabilir. O yüzden marketlerde, pazarlarda olduğu gibi alışveriş merkezlerinde ya da iş yerlerinde bu maskeler dağıtıldığı zaman daha sıkıntısız atlatılabilir gibi geliyor bana. Çünkü maske üretiminde, maskede bir sorun yok. Ben bir vatandaş itirafında bulunayım mı? Yıkıyor musun? Bir vatandaş itirafında bulunayım. Yani... Yıkama. Hayır, çok fazla kişi var benim etrafımda. Hı. Şimdi hocam çok haklı. Yani maske, tamam, bu konuda muazzam bir fedakar çalışma sergilendi, maskeler. Ama belki dağıtımı ile ilgili bir problem olabilir. Olabilir. Yani ben canlı başla çalışan devlet kuruluşları olduğum için. Fakat dağıtımı ile ilgili koordinasyonsuzluklar ya da bazen aksamalar olabiliyor. Evet, benim de var etrafımda gönderip maske alamayan. Bir de Ebru, gelen maske sayısına baktığın zaman... mesela diyorlar ki bir kullandın, gittin geldin, at. Şimdi millet ne yapıyor kendi başına? Öyle bir şey çok mümkün var değil ki bunları, zaten. Biz açıkça konuşmamız, millet işte dezenfektan sıkıyor, bir şey yapıyor, havalandırıyor, tekrar kullanıyor, bir şey yapıyor. İşte al hemen at, al hemen, öyle bir şey olamıyor. Yani hani yazıldığı, konuşulduğu gibi maalesef bir idealize dünya söz konusu değil. İnsanlar hem kendine maske takarak iyi hissetmek, hem kurallara uymak, hem de durumu idare edebilmek için... Böyle formüller geliştiriyor. Ne yapsınlar? Ben şimdi görüyorum geçen gün. Mutlaka işte atalım, atarken de eldivenle tutalım. Eldiven tutarken çöpün kovası bilmem ne yapayım. Bunların hiçbiri ideal dünyada olamıyor. O açıda o eldivenler de kullansanız o maskeyi bir şekilde, biliyorum tıbben doğru olmadığını. Ama insanların böyle yaptığına dair etrafında yüzlerce örnek gördüm. Yoksa maske falan yetiştiremezsiniz öyle yani. Tabii. Ya Metehan, bir örnek vardı, yanlış hatırlamıyorsam sosyal medyadan gördüğüm. İzmir Belediyesi yapmıştı, maskematik koymuştu çeşitli metro istasyonlarına. Evet. Başka ülkelerde, Kore'de çok yoğun kullanılmaya başlandı bu. Örneğin eğer bu süreç devam edecekse hocalarımız da edebileceğini söylüyor. O zaman Türkiye'de de bu tür yöntemler düşünülmesi gerekiyor. Bir de yani maskeyi al buradan diyorlar. Açıkta maskeler, bu elinle alıyorsun.
Tabii canım yani, Ebru, yani o işin sonu yok yani. Evet. Yani bir şikayet, ya bir şikayet tabii, değil tabii. Bir gözlem olarak söylemiş olalım. Tabii. Mesela bir de maskeler çok ince. O maskeler koruyor mu korumuyor mu tartışması var. Genelde o maskelerin üzerine bir peçete takıp bir daha bir maske daha takıyorsun. Aynen. O maskeler 5 tane ise zaten otomatikman 2 taneye iniyor. Yani onu bilen insanı, doktorlar öyle uyarıyor çünkü. Kim bunun 2 tanesini takın diyorlar. Araya da bir şey koyup. Doğru. Sonra da atın ikisini de diyorlar. Yıkanmıyor. Yani doktorların uyardığı bir şey vardı. Sosyal medyada bir ara çok satılıyordu. Bu daha stilize siyah olup yanları açık gibi gözüken böyle daha süslü bir maske vardı. O konuda da doktorlar bizi uyardılar. Yani onun pek güvenilir olmadığı ve alınmaması gerektiğiyle ilgili. Ama evet. Çok yaygın bir şekilde havası var. Güzel duruyor, havası var, evet hocam. İtalya'yı da gördünüz mü? Maske modası başlamış. Çizgili, renkli, desenli. Tabii, bence tabii. Böyle siperliklerin... Moda mağazalarının bile bu işe girebileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. İleride. Moda mağazalarının piyasa bile. Piyasa açılır açılmaz olacak. Çünkü böyle marka kesin. Merakları var ya Türkiye'de. Kesin. Şapkalar değişecek. Tabii, tabii. Maskeler değişecek. Belki tabii, tabii. Yıkanabilir. Daha farklı özellikli maskeler göreceğiz. Dezenfektan değişti. Yani böyle moda dünyasının o tarafa doğru değiştiğini, evrildiğini göreceğiz. Zaten mağazalarda tabii, tabii, mesela olabilir. Bir kıyafeti denediğiniz zaman o kıyafet 24 saat karantinada kalıp ayrıca dezenfektan olacakmış. Ultraviyole. Yani bunlar başa çıkılamayacak. Ebru, bu çok zor bu yani, işler yani. Hani, tabii, evet, tabii. Yani Türkiye'de yaşıyoruz. Hakikaten böyle yapan mağazalar olacaktır da ne kadar güveneceğiz? Bence mağazalar da butik çalışacak. Bunların bir bölümü yok bak bir bölümü tıbbi açıdan açıklanabilir mantıklı şeyler. Ama bir bölümü de sanki insanları tamamen böyle iyice sinir hastası etmek için atış serbest şeklinde aklımıza gelen her senaryoyu anlatma şekline döndü. Yok bunlar hazırlıkmış mesela, o yüzden. Öyle şeyler söylüyorlar ki restoranlarda koca cam bloklar olacakmış hocam. 4 kişi birbirini cam blokların arkasından görerek yemek yiyor. Yani bilemiyorum. Yani bunlar nasıl olacak, nasıl yapacaklar? Dediğiniz gibi kıyafeti deneyeceksiniz. O 24 saat karantina. Peki o karantina yapan kişinin sağlığından nereden emin olacağız? O kabini nereden biliyor? O kadar o işin sonu yok yani. O işin içine girerseniz çıkamazsınız. O açıdan biraz bekleyip yeni normalin, yeni anormalin nasıl olacağını bekleyip görmek lazım. Yoksa peki. Durduk yerde işte bu biterse bir başkası gelir. O virüs giderse bir başkası da çıldırma noktasına gelebiliriz. En iyisi biraz daha sakin bakmak lazım. Çünkü bu konuşmaya başladı. Uçakta mesela sosyal mesafeyle uçulsun diyorlar. 200 kişilik geçer. Sizde yani ben gördüm galiba. 200 kişilik bir uçakta 50 kişi oturabiliyor. 40-50 kişi. Yanından kabin görevlisi geçecek. Lavaboya gitme ihtiyacı olabilir. Şudur budur bir sürü şey. Nasıl olacak bunlar? Yani bilemiyorsunuz ki. İndiğiniz uçuş kabininin tünelin işte o hattın nasıl olduğunu bilemiyorsunuz. Girmem tünele diye. Giriş hattını bilemiyorsunuz. Yani beni buradan uçurun yani çıkamıyoruz işin. Hani, girmem ben o tünele diye. Yani ben burada biraz daha sakin olunması ve rasyonel olunması gerektiğini düşünüyorum. Tabii yani bu senaryoların sonu yok çünkü. Mesela yani. İtalya her normalleşmeye geçecekti. Onu konuştuğumuz zaman işe nasıl gideceğiz? Toplu taşıma nasıl olacak? En büyük soruydu biraz önce Tevfik Hoca'nın dediği tabii. gibi. Toplu taşıma ciddi planlanması gereken bir konu mesela. Daha havaya çıkmadan, her oturanın oturduğu yeri dezenfekte eden bir görevli mi olacak otobüste mesela? Böyle bir yani dediğin gibi atış serbest şeklinde... Sinirlerimizi bozan her şeye biraz kulaklarımızı kapamamız gerekiyor. Peki. Yoksa bu psikoloji yönetilmez bir hale gelecek. Metan yani. Benim anladığım kadarıyla biraz daha normalleşme sürecinin hızlı normalleşme olacağını, bizim artık eskisi yani bu hayır. yaşadıklarımızı unutabileceğimizi düşünüyor. Yok, ya da ben bunlar dikkat bu önlemler gereken şeyler olacak. Evet, gerçekle bağdaşmıyor yani, diyor. Öyle önlemler var ki bunları yapamazsın yani, yapamazsın. Peki. 4 kişinin arasında koca cam bloklarla restoran mı? Nasıl olacak bunlar? Yani robot getirsin tamam robot yapan yemek yapan robotlar da var ama maliyeti de var. Nereye kadar? İçerideki kim? Yani tabii o gelen bitkiyi de işte masaları açtığınız zaman kaç kişi gelecek? O onu kurtaracak mı? Yani. Ayakkabınızın altında diyor, sizle diyor 3 gün yaşayacak diyor mesela bir yerde çıkamazsın bu işlerin içinden artık yani bunun sonu yok. O nedenle hocam haklı biraz daha sakince bakmak lazım. Burada bu şeyde hocam çok özür dilerim. Mesela geçen gün ben UFO'nun görüntülerini Pentagon yayınladığı zaman artık dedi muhteşem finale doğru gidiyoruz. Mesela Çin'de FAST diye bir uydu bunların büyük bir şeyi var. Radarı var büyük. Uzay çok uzak diyarlardan sıra dışı sesler almışlar hocam.
Yani 2020 müthiş bir finale doğru gidiyor. Hani Covid daha ne olabilir falan derdik. Uzaylıları yayınladı Pentagon. Şimdi de Çin yayınladı. Biz de dünya dışı varlıklardan ses aldık diye. İyi bakalım finali nerede yapacağız? Yani daha çünkü daha ne olabilir derken neler neler çıkıyor. Yani onları 2020, izlemek daha heyecanlı bence. 2020 inanılmaz başladı. Biz programda da konuşuyorduk. Uluslararası siyasi ekonomik gelişmeler peş peşe beklenmedik şeyler oldu aniden. İnanılmaz gidiyor. Çok karışık başladı derken bir anda Covid geldi. Hepsini aştı. Evet. Hakikaten finali nasıl yapacağız ben de merak ediyorum. Yani Mithat'ın dediği gibi uzaylı bir şey. Bir sezon finali olmasın da hocam sezon finali. Sezon finali olmaz inşallah. Anlıyorum. Yani Homo sapiens insan çok uyumlu bir canlı. Pek çok şeye uyum sağladı bugüne kadar. O nedenle de varlığını bu kadar sürdürebildi dünya üzerinde. Buna da uyum sağlayacak. Zaten belli bir yaşam tarzı oturmaya başladı. Burada önemli olan şimdi krizin başından, salgının başından itibaren bütün dünyada yapılmaya çalışılanın ne olduğunu hatırlarsak bundan sonra da ne yapılacağını oradan kestirebiliriz. Aslında bir ülke hariç, tabii, yani Yeni Zelanda tamamen virüsü yok etme üzerine stratejisini kurmuştu ve galiba onu başardı. Geçen hafta itibariyle ilan etti. Ülkede tamamen temizledi. Onun dışında kalan bütün ülkeler dünyada bunu yönetme ve uzun zamana yayıp sağlık sistemlerini çökertmeden bu işi bir aşı ve tedavi bulunca ötelemeye kadar yönetme stratejisi üzerinden öteliyor. Dolayısıyla da Türkiye açısından ve başka ülkelerden baktığımızda şimdi açılmayla birlikte olan yeni vaka sayısını çok alt düzeyde tutup mümkün olduğunca altta tutup sağlık sistemleri çökmeden bu hastalığı bu sürdürülebilir bir şekilde kontrol altında devam ettirmek. Yani ne zamana kadar? Aşı bulunana kadar ve tedavisi kesin tedavisi ortaya çıkana kadar. Dolayısıyla 1-1,5 yıl. Yani biz şimdi normale döndüğümüzde... O arada inşallah ikinci dalga olmaz. O arada vaka sayıları yani, da çok... Evet. Gibi şeyler yani de arkasından geliyor tabii. Yani onlar olduğunda yeniden önlemlerin sıkıştırıldığını görürüz. Ama esas hedef yönetmek. Sağlık sistemi çökmeden bunu yönetmek. Dolayısıyla dışarı çıktığımızda da bir takım insanların hasta olduğu, bir takım insanların virüs taşımaya devam edeceği önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde kabul etmemiz ve bunu biliyor olmamız ve ona göre davranıyor olmamız gerekiyor. O nedenle biraz hani değişecek bir şey varsa bu sıcakkanlı ilişkilerimizde maalesef bir değişiklik olacak. Artık birbirimize çok sarılmamamız gerekecek. Tokalaşmak, yabancılarla tokalaşmada dikkatli olmamız gerekecek vesaire. Ama sağduyuyla bunu sürdüreceğiz. Yani çünkü başka yani buradan hastalık kapacağız diye hayatımızı sadece onun çerçevesinde kurarsak zaten tabii, yaşanmaz bir dünya olur. Yani tek taraftaki korona değil ki bunun gibi yüzlerce binlerce hastalık var. Trafikle ölen insanlar var trafik kazalarında. Yani hayatımızı sadece riskler üzerine kurmuyoruz. Bir süre sonra insan o riskleri nasıl yönetebileceğini öğrendiği zaman rahatlıyor ve normal bir yaşama dönüyor. Bence bu riski de nasıl yönetebileceğimizi günlük hayatımızda öğreneceğiz ve yaşamaya devam edeceğiz. Kendi adıma insanların işine, tabii, gücüne tekrar normal hayatına dönmesini çok istiyorum. Dolayısıyla. Ben bir şey itiraf edeyim mi Ebru? Geçen evet. Habertürk binasına ben Güneşli'den 15 dakika sürmedi gelmem. Eskiden 1,5 saatte geldiğim zaman çok mutlu hissediyorduk kendimize. Ben şunu söyleyeyim, ben tekrar 1,5-2 saatte gitmeye razıyım. Yeter ki insanlar normal hayatına... Hiç razı değilim. Hayatlarına devam edebilecekleri, işlerine geri dönebilsinler. Yeter ki o eski hayat dediğim gibi hayat yani hayatın normale dönmesinden kastımız hani eğlenelim, uçalım, kaçalım anlamında değil. İnsanların işlerine geri dönebilmesi, aynen, ekmek paralarını tekrar kazanabilmesi ve evlerine ekmek götürmesi bizim derdimiz. Yoksa yersin içer onlar gelir geçer ama mesele insanların ailesinin yüzüne bakabilecek bir gelirin olabilmesi. Bir de farklı sektörlerde farklı şeyler var. Mesela biz eğitimciyiz. Eğitim sektöründe insanlar evden çalışmaya pek çok başka sektörden daha hızlı adapte oldular. Ama mesela eskiden işte hafta sonu tatili olurdu, akşam eve gelip dinlenebilirdik. Şimdi öyle bir şey yok. Biz şu anda evdeyiz, bilgisayar karşısındayız ve 24 saat yani uyuduğumuz zamanların dışında sürekli çalışır bir halde bulduk kendimizi. Bunu diyelim mi hocam? Şu anda daha çok yoruluyoruz aslında. Evet, daha çok çalışıyoruz ve o kadar çok toplantı oluyor ki şimdi bu teknoloji üzerinden. Hani eskiden
işte seyahat sıkıntı zor, işler yoğun, gitmeyelim deyip bir takım toplantıları erteleyebiliyorduk, kabul etmeyebiliyorduk. Şimdi karşıdan beklenti şu, nasılsa evde oturuyorsunuz, bir yere gitmiyorsunuz, niye toplantıya katılmıyorsunuz gibi bir beklenti de oluşuyor. O yüzden çok daha fazla çalışır hale de geldi. Farklı sektör, yani dolayısıyla her sektöre biraz farklı bakmak gerekiyor. Peki hocam. Bu arada LGS ile ilgili de takvim netleşebilir bu hafta içinde, liselere giriş sınavı ile ilgili. Çok bugün netleşebilir. Evet, o çok kritik. Sanırım hocam üniversiteye giriş sınavları da Temmuz 24-25 Temmuz diye, o da Haziran'a çekilebilir galiba, değil mi? Ya orada bir tartışma devam ediyor. Doğru. Aslında Temmuz'a ertelenmişti, şimdi tekrar Haziran'a çekme gibi. Burada tabii şunu ben kararın nihai olarak nasıl çıkacağını tabii ki bilmiyoruz. Ben esas itibariyle bu sınava hazırlanan öğrencilere şey söylemek istiyorum. Mümkün olduğunca sınavın tarihiyle ilgili tartışmalara kulağınızı tıkayın lütfen öğrenci arkadaşlarım. Çünkü bu tür tartışmalar ve onları Doğru. takip etmek sizi, dikkatinizi dağıtıyor. Bir ay önce olmuş, bir ay sonra olmuş çok fark etmez. Herkes aynı sınava girecek. Dolayısıyla siz konsantrenizi bozmadan lütfen sınava hazırlanmaya nasıl devam ediyorsunuz? Öyle devam edin. Evet. Zor ama sonuçta zaten yani, sınavın kendisi de kolay değildi. Evet. Bunlar psikolojik süreçler. Özellikle en başta hatırlarsan yine bu programda söylemiştim. Tüm bu kriz başladığında ilk öğretim 8. sınıflar ve lise son sınıflar için esas itibariyle zor olacak. Diğer eğitim sınıflar, diğer eğitimler bir şekilde halledilir ama bu liseye geçiş ve üniversiteye geçiş sınavında girecekler için zor olacak demiştim. Hakikaten de onlar üzerinde her zaman olduğundan bir tık daha fazla bir psikolojik baskı var. Ama dediğim gibi mümkün olduğunca dışsal sorunları bir kenara bırakıp onlar normal çalışmalarını sürdürsünler. Peki. Bunu evde oturmayı bir fırsat olarak görsünler derim. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için, değerli yorumlarınız için. Sağolunuz bizimle birlikte olduğunuz için. Metehan Demir, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın. Teşekkürler, sağ olun. Hocam biz korona araştırmasının sonuçları bittikten sonra da dinlemekten, izlemekten keyif alacağız. Belki dünya siyaseti için de önemli ipuçları orada da olur. Sizin yorumlarınızda da olur. Sağolunuz. Kısa bir ara ardından tamamlayacağız.